Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PES 18 videosuyla beraberiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi kendimi hemen Galatasaray'a alıyorum. Karşı takıma da Fenerbahçe'ye alıyorum hiç uzatmadan. Çünkü mevzuyu size göstererek anlatmam lazım. Evet, görmüş olduğunuz gibi Galatasaray'ın kadrosu tamamen Muslera'dan oluşmakta ve Fenerbahçe'nin 11'i ise tamamen Volkan Demirel'den oluşmakta. Şimdi arkadaşlar, birazdan daha net anlayacaksınız şöyle geri geldiğimde. Evet, görmüş olduğunuz gibi Muslera'mız böyle küçücük, cılız bir şey oldu. Volkan Demirel ise kocaman, 2.10 boyunda, 130 kilo bir insan oldu, futbolcu oldu. Ve evet, bu ikisinin kapışmasını izleyeceğiz. Tabii ki de sadece Muslera ile kapışmayacağım, sadece Galatasaray'ı seçmeyeceğim, Fenerbahçe'yi de seçeceğim. Evet, bu videoya özellikle Galatasaray ve Fenerbahçelilerden bomba gibi like bekliyorum. Ama tabii ki diğer takımları tutanlar da like atabilir, yani hiçbir engel yok değil mi? Evet, neyse arkadaşlar, başlayalım. Bu arada yorumlarda karşılaştırmasını istediğiniz oyuncular falan varsa yazın bana. Muslera ile Volkan'ı niye düşündüm? Çünkü bir yandan da oyun planını yapayım. Çünkü arkadaşlar, geçenlerde biliyorsunuz Muslera tur atladı. Yani Muslera tek başına atlamadı. Uruguay tur atladı ve Volkan da onu tebrik etti. O da ona hikayesinden tekrar yanıt verdi Instagram üzerinden. Bu arada Instagram demişken, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet bak, konudan konuya atlıyoruz. Neyse, şimdi Muslera ileride GF oynasın, tamam. Yüzü forvet daha iyidir. Kanatlar okey. Ofansif oynamasa, göbek oynasa daha iyi olur ama yok. Tamam, ofansif yok, daha sıkıntı değil. Tamam. Şöyle bir şey var arkadaşlar, güçlerini hiçbir şekilde ellemedim. Yani bakın, zaten gerçek güçleri burada, kaledeki güçleri, gerçek güçleri. 81 oynuyor Muslera PES 18'de, Volkan da 75 oynuyor. Bunları hiçbir şekilde ellemedim, sadece oynayabildikleri pozisyonları değiştirdim. Biraz daha artmış oldu yani ilerideki şeyleri. Evet arkadaşlar, Estadio Maracana'dayız yine. Brezilya'dayız yani. Galatasaray Fenerbahçe arasındaki. Abi şuna bakar mısın? Muslera böyle küçücük cılız bir şey. Volkan ise kocaman. Zaten arkadaşlar, Volkan normalde de kalıplı bir futbolcu. Burada da hani güçleri, vücut yapısıyla oynayınca bayağı bir kocaman oldu. Muslera'lara baksana abi. Abi çok komik, böyle küçücük duruyorlar. Evet, şöyle bir yan yana seremonide dizildiklerinde gayet hani farkları belli oluyor. Zaten birazdan maç içinde de görmüş olacağız aralarındaki farkları. Evet, ne kadar güzel bir görüntü değil mi? Sanki Galatasaray'la Fenerbahçe'ler aynı yerdeydi. Evet, ben öyle gördüm ama güzel bir görüntüydü yani. Yan yanalardı taraftarlar. Ben içlerde Galatasaray'ı da gördüm ben, yanlış görmediysem eğer. Evet, böyle arkadaşlar. Buraları aslında geçebiliriz ve direkt maçımıza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, sesleri kıstım ve hemen başladım. Evet, Muslera ile başlamış olduk. Biz Galatasaray'ız, karşımızda Fenerbahçe var. Bir sonraki maçta da, yani iki tane maç yapacağız, Fenerbahçe'yi seçeceğiz. Yani daha doğrusu Volkanlı 11'i seçeceğiz. Şu an Muslera'lı küçük 11'deyiz, cüce 11'deyiz. Birazdan da dev Volkan'a geçeceğiz, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tabii ki avantajlar, dezavantajlar oluyor. Mesela şu an küçük olduğumuz için çok atik, çok hızlıyız, hızlı davranabiliyoruz. Aman aman, bu arada lan! Oğlum hiç beklemedim ama gol oldu. Evet, çok güzel gol oluyor, mükemmel gol oluyor. Sevincimizi yapalım mı? Yaşlı, eşli, sıkıntı yok. Evet, Muslera şu an 1-0 öne geçiyor. Bak burada şey oldu, çok değişik bir şey oldu. Bu dev Volkan ne yaptı burada kalede ama anlamadım yani bak. Çok ilginç bir hata yaptı orada kendi kendine. Hiç beklemediğim bir anda top önümde kaldı. Ben de atamıyordum zaten az da. Diğer Muslera'ya sekti ve evet, golü bulmuş olduk. Güzel oldu, çok güzel oldu arkadaşlar. Tekrar top bizde. Evet, Muslera gidiyor. Muslera çalım atar mı? Muslera çalıma doğru gidiyor. Muslera içlerinden geçiyor Volkan'ın ama dev, kocaman Volkan var karşımızda. Geçmemiz pek de mümkün değil yani. Özellikle iki tanesinin arasından. Evet, ne diyordum ben? Bu arada arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ikili mücadelelere girdiklerinde yan yana Volkan daha avantajlı çıkabiliyor çoğunlukla, ama Muslera da küçük olduğu için sağdan soldan vızır vızır arkadaşlar geçebiliyor. Bu arada arkadaşlar, ses kayması falan hissederseniz, ses kayması falan yok. Ben biraz hani geç konuşuyorum. Yani bana da çünkü montajlarken ses kayması gibi geliyor. Mesela bak, şu an attı ya, ben bunu sonradan söylüyorum falan böyle. Top, çünkü bir futbol oyunu olduğu için, top süzüldüğü için tam attığında söylemiyorum falan. Bu arada gol yiyeceğiz, yemeyelim. Yani tam zamanında söylemediğim için bana ses kayması var gibi geliyor. Size de öyle gelebilir yani. Onu söyleyeyim dedim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi daha demin ne oldu mesela? Volkan çok ağır kaldığı için. Hani çok, çünkü dev gibi. Bayağı büyük. Top Muslera'da kalmış oldu yine. Evet, şimdi sol taraftan Muslera gidemiyor. Geriye döndü o yüzden. Evet, şimdi Muslera ortaya doğru döndü. İzliyoruz bir dakika. Neye verdi? Ben çok merak ediyorum neye verdiğini. Buna faul mü verdin yani şimdi? Hiç utanmadan buna faul mü verdin yani? Bak, koskocaman bir adam ve küçücük bir şey.
Hani o ona ne yapabilir yani, değil mi? İşte hakem yine başladı. Böyle oyuncuları ayarlayarak. Ama hani hiçbir sıkıntı olmuyor. Kafa toplarına çıkıyor yani bak. Mesela küçük Muslera birazdan görürsünüz olursa yine şu topu. Bu arada gol oluyor, evet. Yine gol oluyor. Yine gol oluyor. Yine Muslera atıyor tabii ki de. Bak kim atacak. Evet arkadaşlar, yine gol olmuş oldu. Bu arada kolyem gözüküyor mu? Yok, gözükmüyormuş. Bak şurada küçük bir kolyem var. Küçük değil hatta, bayağı büyük bir kolye. Bayağı da ağır. Top. Top simgeli bir kolyem var şu an boynumda. Evet. Offside beklentisi ama yok. Offside yok. Şimdi Muslera oldu. Vurdu, Volkan çıkardı. Evet. Volkan çıkartıyor. Şimdi Muslera yere girdi. Taca gidiyor top ve taç oldu. Evet. Tacı Volkan'a verdi tabii ki de doğal olarak. Topa sahip olmamız burada 64'e kaç? 66-34 müydü? 64-36 mı? Neydi işte? Öyle bir şeydi. Yani bayağı bir topa sahibiz şu an. Evet, görmüş olduğunuz gibi Volkan yine kafa topu avantajını kullandı. Şimdi orada bir Muslera'nın hareketi oldu ama hakem hiç oralı bile olmadı. Volkan yere yıldı tabii. Kocaman yere yılması çok böyle garip geliyor değil mi? Ama arkadaşlar oyunun şeyi böyle olduğu için, hani devmiş, cüceymiş hiç fark etmiyor yani. Muslera gayet faul yapabiliyor dev Volkan'a. Böyle yere yığabiliyor yani şu an. Hani oyun öyle ayarlan. Bak mesela kafa topu aldı, gördün mü Muslera? Yani normalde ya imkansız gibi bir şey ya. Hani %1 gibi bir ihtimali var bu kadar 2-10'un 1.55'e kafa vermesi. Ya tabii zıplayışla alakalı normalde olabilir yani böyle şeyler. Hani erken zıplayış, geç zıplayış falan. Yani zıplama boyut bu arada. Evet, evet, görmüş olduğunuz gibi hiç şey bile yapmadı Volkan gol atarken, kafa gol atarken. Hiç şöyle bile yapmadı. Şöyle kafasını eğdi hatta, daha doğrusu. Baksana bak, atay bak, izle bak. Bak golü atarken ne yapmış bak. Bak. Görüyor musun? Kafayı eğmiş, aralarında kafayı eğmiş yani. Çünkü o kadar uzun ki boyu. Hani kafa topuna zıplamasına bile gerek yok. Zıplarsa vuramaz zaten asıl. Hani o kadar boyu yüksek. Evet, şimdi Muslera. Muslera'nın pası ama offside gibi geldi. Evet, offside. Offside'i veriyor hakem. Bu arada bu kameranın şarjı, Allah kahretsin senin gibi şarjın ya. Abi kaç kere şarj ediyorum, şey yapıyorum. Yine de 10 dakikada bitiyor bunun, şarj bozulmuş demek ya. Evet arkadaşlar, ikinci yarıya Volkanlar başladık. Şu anda kameram olmaması lazım. Çünkü arkadaşlar kamera yine şarjı bitti ve kapandı. Cidden pili bozulmuş. 10 dakika anca dayanıyor yani. Hatta video olarak 10 dakika bile olmamıştır yani sizde. Ama 10 dakikadan beri açıktı yani kamera bende. Videoya giriş öncesi falan. Kısacası 10 dakika dayanıyor işte. Ama ooo, faul tabii ki de faul. Hatta Volkan'a sarı kart bile çıkabilirdi o pozisyonda. Ama şimdi Muslera aşağı doğru döndü. Tekrar Muslera'ya, ortalana. Evet, Muslera tekrar sol tarafı görecek mi? Hayır, döndü. Kendi ekseni etrafında. Evet, evet, evet. Gol gelir mi? Çektik topu. İçeri giriyoruz. Evet, çıkardık. Hazırlık pasları. Şimdi Muslera vurdu. Volkan çıkartıyor. Köşeye yerden giden topu Volkan güzel çıkartıyor. Evet, alkış alıyor seyircisinden. Evet, şimdi ben niye orta açıyorsam bu arada küçük. Lan kafa gol attım. Kafa gol attım. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu arada bu hangi Muslera ise iki tane gol attı şu an. Evet, görmüş olduğunuz gibi evet, defans hatası. Yani çarpan top ama sonuç olarak o kafayı ona vurdurdular yani. O kafayı Muslera'ya vurdurdu o Volkan. Cidden yazıklar olsun yani, evet. O kafayı vurduran Volkan'a yazıklar olsun. Küçücük 1.55 boyundaki Muslera'ya, 2.10 boyundaki Volkan kafa vurdu. Bu arada Muslera tekrar araya giriyor. Muslera bir daha araya girdi, mükemmel. Muslera gidiyor. Muslera çıkartıyor. Diğer Muslera vuruyor dışarıda. Abi ben niye ilk pozisyonda vurmadım? Çok şımarıyoruz işte böyle. Hani iki farkla yine öne geçtik ya, çok şımardık. Mesela fark 1 olsaydı ben golü %100 atardım ama fark 2 olduğu için golü atmadım. Atmadım diyorum yani, zora soktum kendimi. O da arkadaşlar gerçek Muslera değil ama normal Muslera ile gücü aynı onun da. Saygı duyuyorum. Fenerbahçeliler seviniyor. Hadi çocuklar diyor Volkan. Geri dönebiliriz gibi bir işaret yapıyor tabii orada. Evet, dakika 61'de gelen bir gol Volkanları umutlandırıyor. Evet, Muslera topu terse dönüyor şimdi. Çok güzel gördü orayı. Evet, Muslera'nın arasındaki paslaşma. Muslera şimdi aldı topu. Diğer Muslera'nın öne doğru.
Muslera ortasını yapıyor. Ama Volkan'ın boyu orada çok uzun. Şimdi Muslera dönen topa vurdu. Anan wrong, gol sandım ha. Yemin ediyorum gol sandım bak ha. İzlemek istiyorum bir dakika bu nasıl kaçtı ya. Çok az farkla gitti çünkü bak. Yanlış görmediysem çok az farkla çıktı dışarı. Yok lan bayağı çıkmış. Ben böyle direği yaladı sandım ama o kadar da değilmiş. Sol taraftaki Volkan'ı gördü. Uzun bir top attı oraya. Şimdi Volkan orta açmasın. Aman açmasın. 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 Yeme lan. Yeme lan. Yeme. 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 Allah belanı versin. Direkten döndü. Aman Allah'ım neler oluyor. Oo. Korner değil. Out olması lazım bu arada. Bakalım ona bir. Evet out çok güzel. Çünkü kornerler çok tehlikeli. O pozisyon ama neydi öyle. Vallahi o pozisyon şeydi yani. Tehlikeli bir pozisyondu. Evet. Ne yapacağım şaşırdım onun korkusundan. Bu arada topu çaldık. Evet gol atabiliriz. Bir gol daha gelebilir. Muslera. Muslera'nın ortası. Diğer Muslera vuruyor. Out atıyor topu. Ama yok pardon korner. Evet korner. Hakem korneri gösteriyor. Son bir şans olabilir şimdi. Evet Muslera. Muslera içeri baktı ama galiba paslaşarak kullanacaklar. Şimdi Muslera gitti o bölgeye. Muslera. Muslera çekiyor. Muslera koşuyor. Muslera. Muslera vuruyor. Asfaltta dışarıda ve böylece evet 3-2 Muslera Volkan'ı devirmiş oluyor. Dev Volkan görmüş olduğunuz gibi çok üzgün. Evet Musteralar, küçük Musteralar, Junior Musteralar baya bir sevinçli. Taraftarıyla paylaşıyor sevincini. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Galatasaray 3-2 kazanmış oluyor. Küçük Musteralar'la birlikte. Evet yine Estadio Maracana'dayız. Brezilya'dayız ve bu sefer Dev Volkanlar. Evet Batuhan'ın tarafında. Evet karşı tarafta Küçük Musteralar görmüş olduğunuz gibi. Evet Dev Volkanlar bu sefer kazanacak. Rövanşta bakalım Batuhan yönetecek bu sefer onları. Bu hakemi de yıkacağız. Musteri de yıkacağız hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Onu da söyleyeyim ama mümkün olunca gördüğünüz gibi tarafsız davranıyorum. Zaten hani... Volkan'ı da severim. Ben tüm oyuncuları severim ya. Öyle gıcık olduğum, şey yaptığım bir insan yok yani. O yüzden tarafsızım o konuda. Hiç şüpheniz olmasın. Zaten o yüzden de hani Muslera'yı aldığım gibi Volkan'ı da alıyorum. Daha demin nasıl oynadıysam, daha demin nasıl istediysem. Hatta şu an daha çok istiyorum yenmeyi. Evet çünkü küçük olması daha da avantajlı sanki. O beni şu an gıcık etti. Yani oyuna gıcık oldum yani şu an. Hani ben kocamanım ya. Böyle çok ne bileyim ağır hareket ediyormuşum gibi geliyor bana. Psikolojik de olabilir. Hani şu an daha çok yenme isteğim var o yüzden. Tamam. Topu son anda çizgiden çıkardık. Şöyle bir oyunu genişletelim ya. Evet terse doğru. Bir dakika ben niye şey yapıyorum ya. Evet şimdi bu topu alır mıyız? Tabii ki de alırız. Evet Volkan. Şimdi savunma arkasına doğru. Volkan. Bir pas daha. Diğer Volkan'a doğru. Volkan. 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 Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor evet. Çok güzel bir gol. Akıl dolu bir gol. Volkan kendi vurmak yerine diğer Volkan'a attı ve evet skoru. Oho orada bak Volkan yine düştü. Evet yukarıda gördünüz mü? Abi büyük olmanın mı dezavantajı ben anlamadım. Dengesiz mi oluyor insan böyle bu kadar uzun olunca? Yani onu da çözemedim şu an. Evet bu arada Volkan son çizgiye indi ortasını yaptı. Aman aman biraz daha böyle geriye düşseydi Volkan onu tabii ki de yazardı. 58-42 topa sahip olmamız var. Dakika 25. Evet daha çok var. Gol yemezsek bulabileceğimiz goller var. Gol veya goller daha doğrusu. Şimdi Volkan çıkartıyor dışarı. Volkan ne gol oluyor? Gol gol gol. Goller 2-0. Ben size demiştim evet Galatasaraylı olmama rağmen Volkan'la da hırslı oynuyorum şu an. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi böyle psikolojik olarak daha zor olduğunu düşündüm şu an Volkan'la oynamanın. Biraz bana ağır gibi geliyor. O yüzden psikolojik olarak biraz daha zor geliyor bana ama neyse şimdi Volkan gidiyor. Volkan vuruyor ve 3 oluyor. 3 oldu. Evet atmasan bulan daha. Çünkü arkadaşlar Galatasaraylıyım ya bir yandan üzülüyorum bir yandan seviniyorum. Evet ne kadar tarafsız olsam da sonuçta takımım Galatasaray ve şu an 3-0 Galatasaray'ı yeniyorum. Ama sıkıntı yok. Tarafsızız. Bir tane daha atacağız. Belki birkaç tane daha atacağız hatta. Evet şu an daha istekli oynuyorum çünkü dediğim gibi. Diğer Volkan. Diğer Volkan'a. Diğer Volkan'dan diğer Volkan'a. Volkan arasında paslaşıyor. Orada bir üçgen kurdular. Şimdi oradan çıktılar. Volkan koşuyor. Volkan aman 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 yanlış yere çektik topu. Evet şimdi Muslera. Evet Volkan tekrar araya girdi. Volkan evet Volkan gökkuşağı yapmaya çalışıyor. Çok artistlik yaptı orada ama
Evet olmadı. Müstera tekrar. Müstera vuruyor. Oğlum nasıl bir şey lan o? Çok güzel vurdu yalnız ha. Valla kaleye doğru gitse bence gol olurdu. Volkan oradan pas şırak çıkıyor. Tekrar güzel bir pas. Şimdi Volkan tekrar ortasını açıyor. Volkan vuruyor ve gol oluyor. 4 oluyor. İlk yarı biterken son duraklama dakikasında, son saniyelerde hatta Volkan tekrar sahneye çıktı. Güzel bir kafa golüyle. Evet 4-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Evet arkadaşlar, daha ilk yarıda 4 gol. İkinci yarıda bir bu kadar atsak 8-0 falan olur herhalde. Evet dediğim gibi Galatasaraylıyım ama yapacak bir şey yok yani. Arkasına doğru Volkan'ın. Bu arada evet kötü bir gol yedik. Nasıl yedik anlamadım. Evet. Müstera abi topa bakar mısın? Top kendisinden daha büyük neredeyse ya. Topu eline almış koşuyor bir de. Neyse arkadaşlar, bu şekilde Müstera da golünü bulmuş oldu. 4-1 oldu skor. Evet Volkan en geriye. Zaten 4 gol bulduğum için çok da arkadaşlar gol aramıyoruz ama tabii ki bir gol daha bulabiliriz veya 1-2 gol daha bulabiliriz. Şimdi Volkan pasını atıyor. Şu topa vurursak belki son bir şans yakalayabilirdik ama burada bitmez ki maç. Ben 5'e atacaktım. Neyse. Evet arkadaşlar sıkıntı yok. Bu sefer de Volkan'la kazanmış olduk. Daha da ezici bir galibiyet oldu. 4-1. Daha demin 3-2 kazanmıştık. 2 gol yemiştik. Şimdi 1 gol yemiş olduk. Evet. Volkan görmüş olduğunuz gibi bu sefer çok mutlu. Evet böyle yandan yandan mutlu bir şekilde baktı. Evet. Müstera da üzgündü bu sefer de. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yorumlarda lütfen kapışmasını istediğiniz oyuncular varsa, hangisinin dev olmasını, hangisinin cüce olmasını istiyorsanız eğer yorumlarda belirtin veya işte değişik fikirleriniz varsa, böyle kapışmasını istediğiniz oyuncular falan söyleyin arkadaşlar. Evet görmüşsünüz, bak bu golü çok seviyorum. Evet bu golleri PES'te çok seviyorum. Hani kendim vurmayıp savundaki solundakini atmayı, ama kimi zaman da offside oluyor böyle. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Hani bu golleri atarken bayağı bir dikkat etmeniz lazım. Çünkü çoğu zaman offside'e yakalanabiliyorsunuz kendiniz vurmayıp arkadaşınıza verirseniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.